Herkese merhaba. Siyah Futbol'a tekrar hoş geldiniz. Ben Volkan. Yayıncı arkadaşım Buray ile birlikte. Bugün bu videoda Gomis'i konuşacağız. Biliyorsunuz Batefimi Gomis takımdan ayrıldı. Ve şu anda çok sıcak bir gündem var. Türkiye Ligi'ndeki 3 büyük takımımız Gomis'le ilgilendiği söyleniyor. Hatta Beşiktaş'ın Raşit Gezal ve Pjanić dostları Gomis'e karşı Come to Beşiktaş kampanyası başlatmış. Burak arkadaşım, sen Gomis'i benden daha çok analiz ettin ve izlediğin için Doğrudur. Gomis'i ve Gomis'le ilgili olan bazı konuları konuşmak istiyorum seninle. Tabii ki. Yani bu konuyu konuştuktan sonra sana bir sorum soracağım. Lütfen eğer unutmazsan bana hatırlatırsan çok memnun olurum. Tabii ki. Tabii Gomis'le ki. ilgili ne demek Tabii ki. istersin? Kaç yaşında bu Gomis? Arkadaşımız 37 yaşında galiba. 37 yaşında olması lazım. Hala iş yapar 30, mı? yani 37 yaşının içinde şu anda. Gomis tabii ki iş yapar. Bunu neye dayanarak söylüyorum? Son takımındaki performansa göre söylüyorum. Al Hilal Riyad takımında oynadı ve 147 maçta 107 gol atıp 16 asist yaptı bu adam. Müthiş, müthiş. Müthiş, müthiş istatistik yani, müthiş. Tamam, oynadığı lig zor bir lig değil, kabul ediyorum bunu. Bizim ligimizde de Ama atıyordu. bizim ligimizde de 42 maçta 32 gol attı bu adam, 6 asist yaptı. Yani bu adam golcü abi. Bak, Yaşlı Haaland. Bak, Troyes'te futbol hayatına başladı. 13 maçta 6 gol attı. Olimpik Marsilya'ya gitti. 34 maçta 21 gol attı. Galatasaray'a geldi. 42 maçta 32 gol attı. Svensson macerası hocadan dolayı bir sıkıntılıydı. Yani aslında onda bir sıkıntı yoktu. 71 maçta 17 gol attı. Saint-Étienne'de 164 maçta 49 gol attı. Olimpik Lyon'da 244 maçta 95 gol atmış bir adamdan bahsediyoruz. Hele Al Hilal'de 147 maçta 107 gol atması zaten Yani inanılmaz bir performans. tabii. Yani bu adam Türkiye Ligi sence Gomis'in son oynadığı ligden daha mı zor yani? Şu Ben anda zor olduğunu düşünmüyorum Türkiye Ligi'nin değil. yani. Yani Şu an Türkiye yaklaşık Ligi çok başarılı bir lig değil. bir daha son istatistiğini bir daha söyler misin? 127 maçta 104 gol mü dedin? 147 maçta 107 gol, 16 asist. Ya tamam, yani neredeyse bir oranla oynuyor. Her maçta etkisi var yani Evet. ortalamaya vurduğun Evet. zaman. Tabii. Peki 1,30 falan yani. bir yıl bile oynasa, bir yıl bile oynasa en az diyorum bak, en az 20 gole doğrudan katkısı olur. Olmaz mı? Aynı görüşteyim. Yaşlı Aynı maçlı tamam, görüşteyim. onu anlıyoruz. Yaşlı tamam. Ama sen gidip de zaten 20 yaşındaki genç yıldızı getiremiyorsun ki. Gelenleri de görüyoruz yani. O yüzden zaten bu ortamları bilen. Bak Josep Dosozo nasıl geldi Beşiktaş'a? Tekrar nasıl şampiyon oldu? Nasıl iyi oynamaya başladı tekrar? Çünkü adam tecrübelenmiş, biliyor, uyum sorunu yok, bir şey yok. Bu adam bir yılda olsa gelmeli. Bir yıl sadece. Çok doğru diyorsun. Bence Gomis hangi takım alırsa Gomis'i başarılı olacaktır Gomis. Ben Beşiktaş'a çok yakıştırıyorum. Valla bizim bu Batman'den çok daha iyi olabilir. Valla Adamda bir şanssızlık var. Batman tam bir hayal kırıklığı Batman. yaşattı. Fener'de de zaten öyle. Fener'in de Çok forveti kötü. sana şunu söyleyeyim. Bak, konumuz o değil tabii de. Ben çok çabaladığını düşünüyorum ama olmuyor yani. Bir Gomis şanssızlık var. transferi kesinlikle telafi edecektir Bunu Beşiktaş'ın Beşiktaş konusunda da forveti. zaten konuşacağız. Beşiktaş Hı-hı. videomuzda da. Hı-hı. Zaten Fenerbahçe'ye de koysan oynar. Galatasaray'a da koysan oynar. Beşiktaş'a da koysan oynar şu anda Gomis. Kesinlikle aynı fikirdeyim. Ama Gomis'in Türkiye Ligi'ne transferini öngörmüyorum. Ben bir sezonda olsa gelmeli diyorum. Bak Gelsin, ben de Balotelli ne isterim. oldu? Geldi mi ama Balotelli, Balotelli? Balotelli İtalya milli takımı. Ya. Yani değişim gösterdi. O da çok güzel bir grafik yakaladı. Yani yıllar sonra. Gomis. Balotelli İtalya'da her zaman sevilmiştir. Evet. Yaramaz çocuğuydu, evin yaramaz çocuğuydu. Doğru. Why always me? Manchester City'de formasını kaldırıp gösteriyordu.
Yani Evet. yanlış anlama kaldırıp gösteriyordu derken. Hazır iş kaldırıp göstermeye gelince yalnız tabii Gomis'den açıldı. Şimdi Gomis konuştuğumuz evet. için insan Şimdi ister istemez ben de ona da olacağım, ona gireceğim zaten. Sana bir oraya. sorum var. Gomis'in bildiğin üzere bir offside problemi de var. Evet. Yani genellikle 30 santim civarında offside'a düşüyor. VAR da geldi Evet. şimdi. Yani Evet. biliyorsun sevgili duayenimiz Rock Bey de Rasim Ozan Kütahyalı da bu konuyla ilgili konuşmalar yapmıştı. Yani ne yapmak gerekiyor? Çünkü hani offside'a düşen uzuvlarıyla da gol Bu atabilir bu adam. Yani nasıl olacak? Bu offside ben sorununu nasıl çözebilir? Bana bunu anlatır mısın? Gomis'in herhangi bir uzvuyla gol atabileceğini düşünen insan grubundan. Offside gibi tabii offside durumlarında dezavantaja sahip bu arkadaş. Adam ne yapsın ama? O, genetik bir şey yani. Bir şey yapamaz ki ona. Gomis sünnetli mi? O kadar da hiç, ben bilmiyorum. Yani hiç fırsatım olmadı. Merak da etmiyorum yani. Bu soruyu niye sordunuz yani? Niye soruyorum? Gomis tekrar sünnet edilmeli olduysa. Sünnet olmadıysa Hocam o Gomis'i zaman sünnet da 20 etmemiz lazım. santim ofsayta girecek. Olsun. Nereden kesip atarsak o kadar avantaj sağlar Gomis için. Yalnız yani koşu mesafesini hızlandırıp geriden çıkması lazım bence. Şey olarak kullanabilir mi? Sırık olarak. Sırık Bilmiyorum atlamadan. artık. Arkadaşlar konuyu fazla dağıtmayalım. Biz diğer bir konumuza geçelim. Diğer videomuzu izlemeyi unutmayın. Teşekkürler izlediğiniz için. Hoşça kalın. Hoşçakalın.